Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Özgür Çetin. Ben Osman Tufan. Bugün hemen yanımızda görmüş olduğunuz bu canavarı, Ford Ranger'ı Osman'la beraber test edeceğiz. Vallahi bence dış görünüşünden başlayarak söylemek gerekirse tam bir canavar. Tam bir canavar değil mi? Hem motoruyla, hem görünüşüyle, hem tarzıyla gerçekten güzel bir araç. Yani ikimiz de kullandık, ikimiz de test ettik aslında. Ve böyle akıllarda kendi pick-up böyle konforsuzdur algısını tamamen yerle bir eden bir araç olmuş diyebilirim. Evet, şimdi ön taraftan bir başlayalım. Kaslı bir yapı var ön tarafta, görüyorsunuz. İşte Ranger yazımız var burada. Şurada şu şekilde duruyor. Ford logomuz kocaman bir şekilde tasarlanmış. Ön tarafta sis farlarımız var, hem sağda hem solda. Aydınlatmalar LED aydınlatma bu arada. İşte gece gündüz farları vesaire hepsi var. Onların da detaylarını videonun içinde koyacağız, nasıl göründüğünü vesairesini. Şu ön kısımda algılayıcılarımız var. Algılayıcıların zaten. O alt kısmı yerleştirmesi bence çok iyi olmuş. Hani en azından sürüş esnasındaki kör noktaları tamamen öldürüyor. Evet, onu içeride zaten söyleyeceğiz içerideki çekimlerde, ama evet söylediğin gibi bu çok önemli. Neden önemli? Hem önde hem arkada var arkadaşlar bu arada. Şu manada önemli. Aracı kullanırken önünü arkasını çok kestiremiyorsunuz. Evet. Çünkü çok uzun, büyük bir araba. Yüksek bir araç. Yüksek bir araç. Hani diğer otomobillerde olduğu gibi net bir şekilde göremeyebiliyorsun. O yüzden hani bu sensörlerin buraya yerleştirilmesi, hani şurada mesela bir cisim olsa bile algılamasına zemin hazırlamış. Bu da gerçekten hani kör noktaları olabildiğince öldürmüş diyebiliriz. Şimdi arkadaşlar biraz yan tarafa geçelim. Lastiklerden de bahsetmek istiyorum. Bunun üzerinde bulunan Continental lastik var. 265, 60, 18 lastiklerimiz var. Jantları görüyorsunuz, çok havalı. Önler disk, arkalar kampana. Bunu muhtemelen soruyorsunuz. Onun için söyleyelim dedik. Şurada bir turbo yazısı var. Burada bir görünce sakın tek olarak algılamayın. İki demek oluyor. Bir tane değil. İki tane demek çift bu. Turbo. Çift turbolu yani motorumuz. Aynalar katlanabiliyor. Onu söyleyelim. Sinyaller de yine aynanın üzerinde yer alıyor. İsterseniz kapı katlanıp da kullanıyorsunuz. Şimdi anahtarsız giriş var dedik. Hatta anahtarı da göstereyim, ben çıkartayım. Şuradan. Kocaman anahtar. Kocaman anahtarımızı da bir yakından da göstermiş olalım. Şöyle bir anahtarımız var. Anahtarsız giriş sistemi var dedik. Anahtar bu şekilde zaten. Kapıları kilitledik mesela. Şu an kilitli kapılarımız. Arabanın yanına geldik. Anahtar cebimizde, çantamızda. Kapıya dokunduğumuz anda otomatik olarak açılıyor. Böyle bir konforu da var. Çift kabinli bir araç olduğu ve yüksek de olduğu için bir yükleme alanımız var şurada. Hani buraya basıp da basamakla çıkıyoruz aracımıza. Arkadaşlar onu söyleyeyim. Yani şöyle bir göstermiş olayım ben isterseniz. Bu şekilde. Şöyle. Araca böyle bu şekilde çıkabiliyorsunuz. Yani boyunuz uzunsa çok şart değil, ama boyunuz birazcık küçük kalıyorsa eğer binerken tutma kolları da var içeride. Onlarla çıkabiliyorsunuz. Bu arada arka tarafta gayet iyi alan sunuyor. Hani pick-up'tır bu, arka tarafı rahat olmaz diye düşünüyorsunuz. Öyle değil. Arka tarafta da gayet güzel bir yaşam alanı var. Hatta 3 kişi böyle uzun yola falan da çıkarsınız. Ben onu söyleyeyim. Arka tarafta yalnız şöyle bir enteresan bir durum var. Bir çakmak girişi var. O tamam, o zaten vardı. Standartta şudur budur diyebilirsiniz. Ama bir de 230 voltluk normal bildiğiniz standart priz var. O prizden istediğiniz cihazlarınızı, tabii çok akım çekmemek kaydıyla, ütü falan bağlamayın tabii de, yine de daha basit cihazlarınızı da doğrudan 220 volta arka tarafta bağlayabiliyorsunuz. Arka camlar otomatik. Plastik kalitesi bu şekilde arkadaşlar arka tarafta. Hem ön kapılarda hem arka kapılarda saklama alanları var. Oralara işte su şişeleri falan koyabiliyoruz. Onu söyleyelim. Arka tarafta bu arada koltuğun ortasında da bir güzel bir alan var. O kolçak koyabiliyorsunuz. Açılıyor. Kolunuzu koyuyorsunuz. Özellikle uzun yollarda iki kişi gidiyorsanız gayet iyi bir alan size sunuyor arka taraf. Onu da belirtmiş olalım. Şaft tüneli çok yüksek değil, yalnız bayağı bir geniş arkadaşlar. Onu söylemiş olalım. Bayağı bir geniş aracın şaft tüneli. Oturan kişiyi çok rahatsız eder mi? Bir parça edebilir. Özellikle uzun yolda eğer 3 kişi arkada oturacaksa bir tık sıkıntı olabilir. Onu söylemiş olalım. Arka tarafın detaylarını birazdan içeri oturup da size göstereceğim. Evet arkadaşlar, şimdi Ford Ranger Wildtrak'in arka tarafına geçtik. Az önce söylemiştik, bu çift kabinli bir pick-up. Şöyle bir kol dayamamız mevcut. Hem de böyle bardaklığı falan da var. Şöyle kolumuzu dayayıp burada uzun yolculuklarda işimize yarıyor. Bir, dediğim gibi genişçe bir şaft tüneli var. Çok yüksek değil ama epey bir genişlik var. Hatta böyle bir buçuk karışa yakın bir şaft tüneli olduğunu söyleyeyim. Hemen bu arka kısımda bir
Neyimiz var? 12 voltluk bir çakmak şarjımız var. Bir de 230 voltluk yani aslında 220 volt da diyebiliriz. Standart bir prizimiz de mevcut. Buraya böyle çok abartı olmamak kaydıyla çeşitli elektrikli cihazlarımızı da bağlayabiliriz. Ama ütü falan bağlamayın tabii ki, sıkıntı olabilir. Bunun dışında koltuklar da öne doğru da yatıyor arkadaşlar. Yani arkaya doğru gitmiyor ama şurasını açıp şöyle yatırdığımız zaman ekstradan da bir alan oluşuyor bizim için. Isofix bağlantımız var, onu söyleyelim. Onun dışında böyle bir güzel bir yaşam alanı var. Şöyle ben göstereyim, bakın. Şu an diz mesafesi 4 parmaktan da fazla. Baş mesafesi de ki ben 1.75 boyundayım. O da 4 parmaktan yüksek. Onu söylemiş olalım. İşte Ford Ranger Wildtrak'in arka planı da bu şekilde arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar, bu tip böyle yüksek motorlu araçlarda, ki bu otomobilde 2.0 yani 2000 litrelik bir motor tercih edilmiş. Mutlaka bir AD Blue olayı oluyor. Biliyorsunuz dizel otomobillerde olan bir katkı bu. Karbon salınımını azaltmaya yönelik bu araçta da var. Aracın bir yol bilgisayarı tarafında zaten AD Blue miktarını ve ne kadar var olan AD Blue ile ne kadar gidebileceğinizi gösteriyor zaten size. Buradan da yakıtı buradan doldururken hemen yanındaki yuvadan da, ki bazı araçlarda biliyorsunuz bu başka bir böyle yuva da yapılabiliyor. Bunda yani Ranger Wildtrak'ta böyle bir şey yapılmış. Hemen ikisi beraber yan yana yakıtı koyduğumuz yerde bir de AD Blue girişimiz var. Buradan da AD Blue'yu dolduruyoruz. Evet, şimdi dilerseniz aracımızın arka kısmına gelelim. Öncelikli olarak burada dikkatimizi çeken yine devasa bir şekilde yazılmış Ford logosu ve altındaki Ranger ifadesi oluyor. Bunu size hemen belirtelim arkadaşlar. Şu arka stopların LED olmadığını da söyleyelim sizlere. Yani bunlar LED değil, normal halojen lambalar. Şu kısımda yine plak aydınlatmaları var. Alt kısımda ve yine hareket sensörleri de bu alt kısımlara yerleştirilmiş durumda. Şu bagaj kapağı rahat bir şekilde açılıyor ve yükleme eşiğiyle içerideki eşik aynı seviyede. Dolayısıyla buradan ittirdiğiniz zaman arkaya kadar gidiyor. Bize gelen modelde şöyle bir gördüğünüz gibi sürgülü bir yapı var. Bu sürgülü yapıyı arkadaşlar, şurada bir anahtar var. Buradan kilitleyebiliyorsunuz. Şu anda kilitli değil. Buna bastığınız zaman şöyle açılıyor ve açıldığı zaman rahatlıkla şöyle sürgüyü ittiğiniz zaman gidiyor zaten. Gördüğünüz gibi gayet rahat bir şekilde zorlanmadan kapatabiliyorsunuz. Bunu kapattığınız zaman şu alt kısımda, bakın bunun buraya oturması lazım. Şuraya oturmazsa eğer kapanmıyor. Dolayısıyla tam olarak bunu böyle çekip şu şekilde bastırmanız gerekiyor ve bu şekilde kapatmanız gerekiyor. Eğer anahtarla kilitlerseniz sizden başkası bunu açamaz. Bunu da size dipnot olarak belirtmiş olalım. Şöyle zaten yükleme hacmi az çok biliniyordur ama biz de gösterelim. Göründüğü üzere geniş bir arka kabinimiz var. Tabii bu kabini nasıl kullanacağınız tamamen size kalmış. Bazıları bu kabine üstünü kapatıyor, arkaya koltuk atıyorlar vesaire. Yani tamamen kişiye özel bir kullanım sunduğunu burada size belirtebiliriz. Aracımızın dış kısmı genel itibariyle bu şekilde. Ön tarafı zaten Özgür abi anlattı sizlere. Arka tarafı da ben anlattım. Şimdi dilerseniz asıl merak edilen unsura, yani aracımızın iç kısmına geçelim ve iç kısımdaki detaylardan size bahsetmeye başlayalım. Şimdi Osman, aracın içine bindik. Dışını evet. Anlattık. Özelliklerini söyledik ama donanımdan vesaireden bahsedeceğiz. Ne diyorsun sen arabayla ilgili olarak? Ya öncelikle şunu ben hemen söylemek istiyorum. Pikaplara karşı hani böyle bir ön yargı olabilir, ki bende vardı. En evet. Azından benim gibi düşünenler için söyleyeyim. Sola dönün. Hani dönün. Bu kesinlikle böyle bir pikaplar hani konforsuzdur vesairedir algısını tamamen yerle bir eden bir araç olmuş. Evet. Hani içine bindiğinizde aradığınız bütün lüks ihtiyaçlar mevcut, ki koltuk ısıtmaya kadar her şey var. Evet, şimdi ben o donanımdan biraz bahsetmek istiyorum. Tabii bu Wildtrak paketi olduğu için özel bir paket şu anda. Onun içinde tabii bu özellikler var. Hani her pakette tabii ki yok ama mesela ben şunu beğendim. Hani Wildtrak'ta her şey var. Hani bazı arabalarda vardır ya işte, evet. Premium paketi alıyorsun ama bilmem sürüş destek paketi falan ekstradan geliyor. Bunda öyle bir şey yok. Bu gayet böyle şey yapıyor arkadaşlar, onu söyleyelim.
Şimdi neler var? Ben şimdi donanımdan biraz bahsetmek istiyorum. Şerit takip sistemi var. Yayaları da algılayabilen çarpışma önleyici var. Hem araçlar için hem de yaylar evet. için var. O güzel. Gelişmiş otomatik park sistemi ki seninle bunu konuşmuştuk. Hani çok gerek var mı, gerek yok mu tartışılır. Ya şimdi o yüzden hani onu bir açıklık getireyim istersen. Hem paralel park edebiliyor hem yan park edebiliyor. Ama şöyle bir sıkıntı var. Hani bu araç gayet geniş bir araç olduğu için yani bunu zaten otomatik park edeceği yere sen şöyle girebiliyorsun evet. yani. Öyle evet. bir problem var orada. Hani koymuşlar ama bence gerekli değildi bu araç yani. Onun yerine ne bileyim kör nokta yok mesela. Evet, kör hani gerçi yok. Ev aynası gibi aynalar maşallah, var ama. Maşallah banyo aynası gibi evet onu yani şuradan ben bakınca karşı şeride bile görüyorum. evet. Tabii pick-up olduğu için alanda geniş olunca kocaman ayna kullanmışlar. Hız sabitleme ve sınırlama var. Evet onlar var. Söyleyelim. Onlar güzel. Otomatik farlar ve yağmur sensörlü sileceklerimiz var. Hani bunlar böyle hani teknoloji olarak bizim gördüğümüz donanım tarafına geçecek olursak bunları aslında dış görünümde söyledik bir kısmını ama yeniden bir tekrar edelim isterseniz. Xenon farlar var, start stop sistemi var. Navigasyon uygulaması var ki çok başarılı onu söyleyeyim ben. Bu arada onu ben gayet beğendiğimi söyleyeyim. Navigasyonumuz var. Anahtarsız giriş ve çalıştırma var. Anahtar neredeydi? Ha, bagajda kaldı. Bunu ben gösteririm onu bir şekilde tekrar sizlere. Anahtarsız çalıştırma sistemimiz mevcut. Bayağı da büyük bir anahtar var bu arada. Onu söyleyeyim. Evet anahtarı bak mesela onu da konuştuk seninle. Hani biraz daha böyle küçük yapsalardı sanki daha iyi olur muydu? Bence olurdu. Şu açıdan olurdu hani. Mesela şöyle bir şey var. Belki hani araba büyük ya. Evet. Anahtarı da o algıdan ötürü belki evet, büyük. Bilinçli olarak ben ya, şuradan büyük yapmış olabilirler. Şurada birazcık aralarda derelerde montun cebine attım. Malum montun üzerinizde olması gerekmiyor. Şimdi bulmaya çalışıyorum bu arada. Onu da bir bulalım. Evet burada değilmiş. Bu arada ben şeyden de bahsedeyim. Sen anahtarı ararken abi. Evet. Çarpışma önleyiciden biraz bahsetmek istiyorum. Hani böyle bazı araçlardaki çarpışma önleyici yakın temas algılayabiliyor sadece. Buldum anahtar bu. anahtar bayağı büyük. Bayağı büyük yani şöyle parmak boyu kadar var. Bundaki çarpışma önleyici bayağı bir hani önceden algılayabiliyor. Belki bir 10 metre falan şimdi vardır onun yani. Ayarları var. Onlara baktım ben menülerde karıştırırken. Hatta onları da detaylarını koyarız buraya. Onun bir ayarı var. Hani o mesafenin ne kadar olması gerektiğini sen söyleyebiliyorsun. Hani yakın olsun, uzak olsun, hassas olsun, ne bileyim normal olsun İşte falan. Bu çoğu arabada olmayan bir özellik. Onu demek istiyorum. Yani zaten normalde ilk pick-up'larda kullanan marka Ford'muş o. Yani normalde çarpışma önleyici. Tabii normalde çarpışma önleyici yok pick-up'larda onu söyleyelim. Ya zaten pick-up'larda ben hani diyorum ya sana. Bu konfor yok yani. Aynen hani algıyı yıkıyor bir kere. Benim arkadaşımda da bir pick-up vardı mesela. Ben inşaat arabası. Yani, inşaatçı hani arabası. Şehirde böyle. Ama bu tam böyle alıp yaylaya gitmelik. Böyle memleketine aynen tam yaylalık. tam. Memleketine gidip böyle kafa dinlemelik bir araç. Şimdi şunu söyleyeceğim. Anahtarsızı söyledik. Deri kaplama koltuk var. Koltuklar çok güzel bu arada. Evet, white track falan yazıyor. Şu sarı turuncum track dikişler de. Yine farklı yerlerinde var koltukların. Onlar buralarda da var zaten. Evet, direksiyonda kısım, da var. Zaten şu kısım şey çok güzel. Yumuşak. Ama onun alt taraflarında bu kısım tabii. Mesela yumuşak değil çok fazla. Hani yine şey plastik değil ama kaplama plastik değil kaplama öyle kaplama. Diyelim ama şuraları mesela sert plastik. Buraları sert plastik. Yani hani, belden aşağısı şey oluyor ister istemez. Bu kenarlar da bu arada sert plastik. Evet kenarlar da sert plastik. Yani buraları biraz daha bence ne bileyim yumuşak tutabilirlerdi. Belki gerçi arabanın hani yapısıyla örtüşmüyordur bu tarz evet, şeyler. Evet bence de ben bu normal görüyorum bunu ya. Bir de şimdi senin koltukta var sürücü koltuğunda evet, elektrikli koltuk var arkadaşlar. Yukarı aşağı öne arkaya bilmem ne her yere elektrikli olarak. Ben ilk bindim yan mesela taraflarda şeyler koltuğu var. Çekeceğim burada. Lan değil mi? Ben de onu aradım. Yok. Ben de onu aradım. Sonra bir baktım yanında elektrikli şey var. Isıtmalı ön cam var. Evet rezistanslı. Katlamalı. Zaten bak şöyle çok ince bakarsan görebiliyorsun abi şu yukarıya doğru baktığında görüyor musun? Böyle dalga evet, dalga gidiyor. Evet evet. Aynalar katlanabiliyor onu söyleyelim. Şimdi birazcık ben bu ESP, ABS gibi özelliklerden bahsedeyim. Römork savrulma sistemi, kontrol sistemi var. Römork takılabiliyor buna biliyorsun ki. Evet. Şunu söyleyeyim 3,5 ton kapasitesi var, çekiş kapasitesi. Yanlış bilmiyorsam da 1,2 tonda yük taşıyabiliyor bu aracımız, pick-up'ımız. Devrilme kontrol sistemi var. ESP var, ABS var, EBD var. Onu da söyleyelim. Bütün harfler var diyorsun. Evet, bütün harfler bütün var. Bütün alfabe var. Üç harfler hepsi var.
Yokuş kalkış destek sistemi var otomatik vites olduğu için. Eğim iniş kontrol sistemi var. Onu da söylemiş olalım. Acil durum fren desteği var. Söyledik zaten. Acil fren lambası var. Adaptif yük kontrolü var. Lastik basınç izleme sistemimiz yine aracımızda mevcut. Elektronik güç aktarım kumandası var. Yani 4 teker, 2 teker ayarlayabiliyoruz. İstersek 4 çeker gidiyor, istersek 2 çeker. Tabii 4 çekerde yakıtı birazcık artar, onu söyleyelim. Tabii. Geri görüş kamerası var. 8 inçlik bir Ford Sign ekranımız var malum burada. Dokunması da fena değil bu arada. Evet, dokunmatiği benim hoşuma gitti. Gayet hassas. Gayet kaliteli navigasyon bir malzeme kullanmışlar. İstersek navigasyon da var. Çok gerekli bir navigasyon. Bence artık günümüz araçlarında ne bileyim, hani herkes akıllı telefonundan vesaire açtığı bakarken, için çok da gerekli navigasyon değil. Navigasyon bence çok manalı değil ama var. Sonra olursa var diyoruz. Ya şundan ötürü gerekli. Çünkü mesela telefonlardaki uygulamalarda trafiği de görebiliyorsun anlık olarak. Evet, hani bir de onlar biraz daha sosyal paylaşım. Adam mesela yazıyor, şurada kaza oldu, şuradan şu gidin, var, böyle gidin falan, evet, filan. Ama bunlar da öyle bir şey söz konusu değil. Sadece sana yol gösteriyor. Arka diferansiyel kilidimiz var. Ön yan perde ve sürücü diz hava yastığı mutlarımız var. Maşallah bayağı bir şeyimiz var bu manada. O bakımdan iyi. Şimdi ben birazcık teknik özelliklerden bahsedeyim. Şöyle söyleyelim. Şimdi 2.0'lık bir EcoBlue motorumuz var. 213 PS gücünde bu motorumuz. 500 Nm torku var. Bir turbo, yani çift turbolu bir araç bu. 4 zaten çeker. Onu gaza bastığında çift turboyu hissediyorsun. Resmen kafa kaldırıyor. Evet. Resmen kafa kaldırıyor. Onu söyleyeyim. Evet, şu anda da yaptığı trafik gibi. Trafik var zaten de. 10 vitesli otomatik şanzıman var. Otomatik şanzımanın manuel ayarı da var. Aman Osman'cığım, aman. Evet, çarpışma uyarısı hemen devreye girdi. Sakin ol Özgür Çetin. Korkma ya. 10 vites dedik. Manuel var. Manuel de böyle enteresan. Şu yan tarafta. Evet, yan tarafa bir tuş koymuşlar. Tuş koymuşlar. Oradan yapıyorsun. Bu arada kulakçık falan yok. Hani çok mu abartı bir talep olur bilmiyorum ama kulakçık, ya, kulakçık yok. Kulakçık. Ne çok bileyim, da şart değil bence. Pikapta yani. Hiç de şart değil. Aynı fikirdeyim. Onu söyleyelim. Şimdi 80 santim sudan geçebiliyor bu araç. Hani özel şnorkel, münorkel sistemini kullanmadan, gerek duymadan. 29 derecelik yaklaşma açısı var. 21 derecede uzaklaşma açısı olduğunu söyleyelim. Az önce söyledim. 3.5 ton, 3500 kilogram çekme yapabiliyor. Yani işte bir kamp, diyelim karavan taktınız, ne bileyim tekne bağladınız, şunu bağladınız, bunu bağladınız. 3.5 tona kadar çekebiliyor. 1252 kilogram, evet yanlış söylememişim. 1252 kilogram da taşıma kapasitesi var. Arkada biliyorsun bölümümüz var zaten yük için. Evet. 2300 kilogram da ağırlığımızın olduğunu söylemiş olalım. 2300 kilogram da bir ağırlık söz konusu. Yani bu kadar büyük bir araca normal aslında. Aynı fikirdeyim. 2300 kilogram normal, evet. Şimdi yakıttan biraz bahsedelim istersen. Şimdi ben yani sıfırlamıştım. 400 kilometre olmuş galiba değil mi? Evet. Bakayım, 405 kilometre olmuş. Birkaç gün, 3 gündür de kullanıyoruz arabayı, 400 kilometre. 11 nokta kaç dedin? 11.7. Ortalama 11.7 ama fabrika verilerine bakalım. Şehir dışında 7.1 demiş, şehir içinde 9.1 demiş. Ortalama 7.8 demiş. Biz 11 bulduk ama çok yoğun trafiğe girdik. Şehir dışı kullanmadık. Şehir dışı kullanmadık, evet, ve çok yoğun trafiklere girdik. Sen de ben de. 11.7 bence şu anda çok abartı değil, bizim girdiğimiz trafiklere göre ve böyle bir pick-up'a göre. Ve böyle bir motora göre. 2000 motoru var bu arabada. Ya şöyle diyeyim, bende mesela Sportage vardı. O benzinliydi ama hani bundan çok daha fazlasını yakıyordu. Böyle öyle bir trafikte 13-14 litreyi rahat görüyordun onda. Aha. Dolayısıyla hani ben bunda 11 litrenin böyle çok abartı bir rakam olmadığını düşünüyorum. Evet, bence de. Bence de normal. Ki biz gerçekten yoğun trafiklere girdik arkadaşlar. Yani sabah iş trafiği, Beylikdüzü trafiği vesaire. Tabii canım, ben Beylikdüzü'nden işte geldim şeye, Mertel'e geldim. Bizim ofis Mertel'de arkadaşlar. Mertel'e geldim. Mertel'e gelmem işte hesap edin. Bir saati falan buldu. Bir buçuk saat sürüyor. Bir buçuk saat dur kalk dur kalk neredeyse, yani o trafik biraz sıkıntı oluyor. Bir de otomatik şanzıman. Otomatik şanzıman var. Evet. Bu arada şanzımanın tepkileri fena değil. Hani ben 10 vites bayağı bir akıyor, onu söyleyeyim. Bir de sport modu var. Şimdi PRN, DS var. S, evet, orada S sport, sport oluyor. Yüksek sporta, devirlerde. Evet, yüksek devirde çeviriyor. Çeviriyor. Daha seri hale geliyor araç. Oradaki tepkiler biraz daha iyi. Şeyde tepkisi normal moddayken, D yani drive modundayken sanki biraz hani basıyorsun. Bir iki saniye böyle. Bir yarım saniye. Yok, o kadar da değil de. Bir yarım saniye bir gecikme var gibi geliyor ama onun dışında yapıştırıyor. Birazdan basacağım. Şimdi burası biraz kalabalık da. Evet, şu an basmıyor. İleride yeşile dönüyor. Orada bir basıp göstereceğim yani. Onun haricinde şu dijital göstergelerin biraz küçük kaldığını ben söyleyebilirim. Ortadaki 3 bölümlü aslında. Solda yani ortadaki kadran manuel, bildiğimiz analog şey. Analog bir kadran. Ama sağ ve solda dijital göstergelere yer vermişler.
Ama bence solda, o ekranlar biraz küçük kalmış. Soldaki şeyle ilgili onu söyleyelim. İşte aracın, ayarlar, işte yakıt aracın tüketimi, yakıt tüketimi falan filan. Sağdaki de eğlence sistemi. Şu an hangi radyo açık, hangi kanal açık? Telefon bağladım mı, bağlamadım mı falan. Onları oradan görebiliyorsun. Dediğin gibi birazcık küçük kalmış sanki. Ha, bir tık daha büyük olsalarmış, ne bileyim, bence daha iyi olabilirmiş. Ya dijital ekran olsa mesela daha güzel olur muydu? İnsan düşünmüyor değil yani, öyle söyleyeyim. Onun dışında Osman'cığım, tasarımı bence güzel. Yani gayet hoş. Tutamaklarımız var hem sağda hem solda. Yani bunlar... Bir de yukarılarda da var bu arada. Hem şoför tarafında... Ya bunlar bence tarafında. Şey için zaten. Binerken ya, özellikle gerekiyor. Binerken tutmak için ve biraz da böyle tasarımsal dokunuşlar bunlar. Ya çünkü araba çok yukarıda arkadaşlar bu arada. Binerken basarak biniyor. O da çok hoşuma gitti benim. Basamağa basıp biniyorsun ya böyle sanki. Kamyon, bir de gerçekten çok yukarıda sürüyorsun. Ve hoş bir hissiyat yani şöyle. Evet. Araçları yukarıdan görmek vesaire gerçekten hoş bir hissiyat. Ve sürüşü çok keyifli. Bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Yani normal bir sedan araç sürmekle bunu sürmek arasında çok fark var ve bu aracı sürmek gerçekten çok daha keyifli. Ama tek dezavantajı ne diye soracak olursan bana, şunu söyleyebilirim. Park yeri bulmak sıkıntı. Evet. Çünkü 5.3 metre uzunluğu var arkadaşlar bu aracın. Yani standart arabalardan bayağı bir uzun. Yani şöyle bir durum var bir de. Hani AVM'ye gittik mesela. Hani AVM'ye gittiğinde şöyle girersin, geri girersin. Ama şöyle gitmeye yer yok bunda. Evet. Yani arka kurtarmıyor. Bayağı bir tabii hani ben sıkıntı oluyor. Aldığım yerde işte Ford, bu arada hem önde hem arkada park asistanı var. Araba bir şeyden geçerken falan fit ötüyor. O çok işe yarıyor bu arada. Hem önde hem arkada park asistanının olması size uyarı veriyor. Ben de mesela arabayı aldığım yerden çıkartırken dar bir alanda mesela şey çok sıkıntı olmuştu arabada. Söyle şunun ismini. Bu manevra yapmam gerekiyor. Çünkü küçük bir araba olmadığı için. Aynen öyle. Yani bu otomobili alacak olanlar, daha doğrusu bu pick-up'ı alacak olanlar biraz o tarafı düşünmeleri gerekiyor. Yani geniş alanlara ihtiyaç var. Ya evinde otoparkı varsa çok fazla bir sıkıntı çekmez ama İstanbul'da yani gittiğiniz yerlerde park sıkıntısı evet, çekebilirsiniz. Evet. Oy, kornaya bastım. Yanlışlıkla. Bir de şunu da belirtmek istiyorum ben. Kör noktalardan da biraz bahsedelim. Hani kaputu görebiliyoruz mesela. Gayet net bir şekilde ama yine de ön tarafta hani kör nokta yok mu? Var. Var ama işte o algılayıcılar var ya çok evet. işe yarıyor. O... Bir de o algılayıcıları tam alt kısma koydukları için böyle en ufak bir şeyi bile algılayabiliyor. Şeyde algılıyor, güzel o. Bence iyi olmuş o çünkü öteki türlü dediğin gibi arabanın arkasını zaten göremiyorsun, onu geç. Hani önünü belki görürsün de evet. arkasını göremiyorsun yani. Benim bu otomobilde, daha doğrusu bu pick-up'ta diyeyim, bu pick-up'ta aradığım en çok özellik şeydi, kör nokta uyarı. Yani bir kör nokta uyarı koysalarmış kötü mü olurmuş? Bence olmazmış. Ha, çok gerekli mi diye soracak olursan, aynalar çok geniş olduğu için çok aman aman bir gerekliliği yok. Evet. Ama yine de olsa fena olmaz. Olsa fena olmaz. Bu arada kabinden de bahsedelim. Arka tarafta bir iki kişilik. Arka tarafta gayet iki, üç hani kişilik geniş. Hatta. Üç kişilik bir oturma hani alanı da var. Diz mesafesinin vesaire bayağı bir geniş olduğu bir kabin var arkada. Bir de şey falan bile koymuşlar. Çok iyi ya. 230 volt var burada, gördün mü? Evet abi? Evet 230 volt var çıkış. Normal ütü falan bağlıyorum. Ütü bağlama da. Ben şaşırdım açıkçası onu görünce. Evet. Dedim vay, bunu bile düşünmüş adamlar. Helal olsun. Şey var arkada. Kolluk var orta şeyde. Konsolda evet, kolunu kolçak. Koyacağım. Kolçak koymuşlar. Şurada bir kolçağımız var. İçi bayağı bir geniş. Hatta iki aşamalı açılıyor. İçi soğutmalı sanırım. Bunun soğutmalı içi ve iki aşamalı açılabiliyor. Bir açığı açıyorsun, bir daha açıyorsun. Böyle bayağı aşağıya doğru inen epey bir geniş bir alanımız var. Hatta şöyle açayım ben. Şöyle çift taraflı açılıyor. Bayağı bir alan var. Bir de iki tane bardak koyacağımız yerler var. Hem önde hem arkada bardaklıklarımız var kapı kollarında. Yani ya o açıdan hiçbir sıkıntı bir yok alan aslında. Var yani. Alan bak, şurada mesela iki tane USB koymuşlar. İki tane çakmak, i̇ki 12 çakmak volt çıkışı var. Koymuşlar. USB alıp da standart koymuşlar. Bak Mercedes falan şey koymaya başladı yeni modellerde. Tip C koyuyor. O kablolar da zor bulunuyor. Yani iki ucu tip C olması gerekiyor. Tabii canım, o iki ucu tip C çok fazla yok şu anda. Evet. Bunlar normal tip A koymuşlar. Güzel. Şurada bir telefonluk bir alan var. Buraya hatta bir gözüm şey aradı benim. Kablosuz şarjım var. O ben de düşündüm onu açacağız. Yok o. Onun dışında işte bu fonksiyon tuşlarını buraya konumlandırmışlar. Aynı zamanda işte bu dört çeker tuşları da yine burada. Diferansiyel kilidi falan. Yani diferansiyel kilidi, park asistanı, ne bileyim ESP'yi açıp kapatma, işte start stop aktif etme veya kapatma gibi özellikleri de yine burada özel tuşlarımız var. Şu ön konsolu ben beğendim. Derli toplu, temiz, sakin. Şu white track'ın yazdığı bu parlak alan da benim hoşuma gitti açık söyleyeyim. Bu arada şeyi de belirtelim. Hani pek çok ulaşımda aslında şu şeyden, dijital ekrandan evet, sağlanıyor. Benim. Mesela klima ayar tuşları burada yok.
Hani ayar tuşu derken şundan bahsediyorum. Mesela atıyorum ayağıma vermek istiyorum. Yukarı i̇şte vermek istiyorum. Hepsi şurada aslında. Şu menüye girdiğin zaman mesela aynen. Burada hani klima var. Bir arada çift bölgeli otomatik klima var. O da bayağı bir lüks, onu söyleyeyim. Evet. Yani pick-up için lüks bayağı en azından. Lüks. Ses sisteminin işte bütün ayarlarını buradan kontrol ediyorsunuz. Bunun aynı zamanda hem Android Auto hem de Apple CarPlay desteği var bu ekranda. Bu sistemin daha doğrusu multimedya sisteminin. Kablo ile bağlarsınız oluyor. Onun dışında bence şey çok iyi. Yani Bluetooth'ta telefonunuzu bağlıyorsunuz zaten her şey gelmiş oluyor. Bu ekranı da ben beğendim yani 8 inç ve bunlar standart geliyor. Yani Wildtrak modelini aldığınız anda hiç ekstra paket almadan hepsini alıyorsunuz. Bu hoşuma gitti benim. Ben çünkü şeyden sıkıldım ya Osman. He, şunun için ayrı para, bunun için ayrı sürüş para. Sürüş paketi 5000 lira. Bilmem ne paketi 10.000 lira. Ya abi koy onun hepsini içine. Çünkü bunlar önemli şeyler artık yani. Yani şu ekran olmayınca şimdi bunun bir anlamı kalmıyor ki. Neyle iletişim kuracaksın? Tabii canım. Ya artık ekranın zaten bence standart benim şahsi görüşüm standart olması lazım. Ama çoğu otomobilde hala mesela bazı modellerine bakıyorsun. Burada 1900'lerden kalma. Ekran bile yok. Ekran değil işte. Bildiğin teyp koyuyor adam. Tomasar, kaset çalar falan. İşte çekler artık. Bu arada bu sarı dikişler hem ön konsolun üstünde var, direksiyonda var. Direksiyondan da biraz bahsedelim. Bayağı tuş var üzerinde maşallah. Evet. Hem sağda hem solda. Evet. Yardırmışlar. Sağdakilerden üstteki olanlar fonksiyon tuşları. Bu soldaki ekran. Aynen öyle. Şöyle tuttuğumuzda şuradakiler bunu kontrol ediyor. Buradakiler de bunu kontrol ediyor. Sağ tarafı kontrol ediyor. Sol taraftakilerden alttaki olanlar da işte bu hız limitörü. Hız şeyi ayarladığımız menüler var. Tuşları evet. Ayarlıyoruz. Sağ taraftakiler ise sesli komut yapabiliyorsunuz bu arada. O güzel. O çalışıyor bayağı iyi. Evet çalışıyor. Onu ben de test ettim. Sesi açıp kapatabiliyorsunuz. İşte telefon geldiği zaman ve söylediğin gibi de şu ekranın sağ tarafındaki bu kadranın sağ tarafındaki menüyü de şu üst kısımdan kontrol ediyorsun. Bunun dışında klasik derli toplu bir alan var. Şu kapı kollarında da bu parlak şey kullanılmış yani şu Wildtrak yazısının devamı buralarda da var. Parlak piyano black demeyeyim de gri gibi bir renkle yapılmış burada. Ses sistemi falan bayağı iyi bu arada onu söyleyeyim. Ses sistemini ben beğendim. Orada akıllı anahtar özelliği var. Onu da dipnot olarak belirtelim. Bu Ford'da MyKey olarak geçiyor. Bir tane yönetici anahtarı var, bir tane kullanıcı anahtarı var. Kullanıcı anahtarı ile bindiğiniz zaman arkadaşlar, eğer ayarladıysanız, mesela 140'tan üzeri çıkmıyor. 140 ile limitlendirebiliyorsunuz. Güzel. Aynı şekilde ses fonksiyonunu da mesela belli bir şeye kadar açıyorsunuz. Akıllı anahtar ses limitli yazıyor. Yani belli bir limitin üzerinde sesi de açamıyorsunuz. Evet. Öyle güzelmiş. Bir özellik de var. Ayrıca vale modu da var içerisinde. Evet o güzel o. Vale moduna alırsanız eğer aracı arkadaşlar belli bir kilometre vesaire oradan ayarlayabiliyorsunuz. Yani böyle valenin arabayı alıp kaçma olayı. Çılgınlar gibi. Yok. Pin kodu girmesi gerekiyor mesela. Siz bir pin belirliyorsunuz. O pini girdikten sonra ancak vale modundan çıkıyor. Bu arada bizim bu arabada şey var arkadaşlar. CD çalar da var. Koymuşlar evet, şurada. Şuraya bir CD yok. Ben de fark ettim bastım CD yok filan yazıyor. Yani boşu boşuna basma abi. USB ya. Var mı? Şey USB'lerden aşağıdan çalıyor. Şey USB demişim. AUX. AUX yok burada AUX göremedim ben. AUX göremedim çünkü. AUX koymuyor. Gerek yok AUX'a ya. AUX. Yani Bluetooth olduktan sonra AUX yani. Çok da gerekli değil zaten. Burada ışık mı koymuşlar ya? Orada ben de ışık az. Bir de bak orası kırmızı burası yeşil. Allah Allah. Yani enteresan olmuş. Oradan çıkmayın buradan geçin demek istemişler. Değişik. Evet genel itibariyle aracın özellikleri bu şekilde iç tasarım vesaire bizim hoşumuza gitti. En azından hani bir pick-up ön yargısını yıkıyor insan ilk bindiğinde falan. Hatta mesela bizim kameraman var Alperen. O da çok beğendi. O da çok beğendi ki hani o da böyle daha çok böyle sedan tarzı otomobillerden hoşlanıyordu. Binince abi bu ne dedi yani. Hatta başka bir otomobille falan kıyasladık. Abi diyor ne yapıyorsun küfür mü ediyorsun bununla onu kıyaslanır mı falan. Dacia Sandero ile kıyasladık ama şimdi yani Dacia Sandero yani bunun yarı fiyatı bu. Bu arada yeri gelmişken ondan da biraz bahsedelim. Fiyattan da bahsedelim son olarak. Bu paketin fiyatı 2021 model için söylüyorum. 409.000 lira arkadaşlar. 400. Yani. Yani biraz böyle pazarlıkta 400 alırsınız. 400 alırsınız aynen. Bir bayiden pazarlık falan yaparsanız 400 bin liraya alıyorsunuz bu arabayı. Tabi şimdi fiyat skalası 400 bine çıktığı zaman seçenek, opsiyon vesaire çok fazla oluyor ama pick-up alacak pick-up adam... Pick-up çok fazla yok ama. Yani pick-up alacak adam için zaten pick-up pick-up'tır. Ya ne var zaten burada rekabette? Amarok var. Amara var. Hilux var ama Hilux'un ben bunların seviyesinde olduğunu çok düşünmüyorum açıkçası. Başka ne vardı? Bir tane daha vardı sanki.
Mercedes'in bir tane. Mercedes'in de gördüm ben hatta yolda. Evet evet Mercedes'in modeli de gördüm. Modeli şimdi hiç aklımda değil. Mercedes'in de var. Öyle işte zaten. Ama kapış. Onun fiyat seviyesi bunların çok üstünde. He, çok unuttuk ya Mitsubishi L200 var. O çok, L200. Onu da test ettik hatta biz. Satılıyor. Bu da enteresan bir araba. O da güzel bir araba. Yani bu biraz böyle lüks segmentte bir pick-up olmuş. Öyle söyleyeyim. Bunu şehirli pick-up'ı. Aynen. Bunu alıp inşaata götürmem ben mesela. Öyle söyleyeyim yani. Veya ne bileyim hani böyle kötü bir yere sokmam yani bu arabayı. Biraz şey olmuş evet. Motor kafa kaldırıyor. Çok beğendik. Bir turbo. Dur ya şurada ben bir göstereyim onu ya. Şöyle biraz mesafeyi yani. Açıp. Son olarak. Osmancığım burada yapmayalım onu be. Yapalım ya ne olacak bak. Yavaş yavaş yavaş. Evet sonuç olarak arabamızın içi bu şekilde. Dilersen Özgür Çetin bir de şöyle bir arazide dıştan çekelim arabayı. Evet. Hani bir ufak bir arazi bulup nasıl yanlıyor manlıyor bakalım. Sonrasında da dışında kapatışa geçelim. Kapatış yapacağız. Arkadaşlar Ford Ranger Wildtrak paketinin incelemesinin de sonuna geldik. Osman ne diyorsun bu pick-up canavarı? Evet genel itibariyle benim hoşuma gitti açıkçası. Ama dediğim gibi bu tamamen pick-up sevenlere hitap eden bir şey. Yani şimdi evet. Fiyatı da 400 bin kalibresinde olduğu için bizim gibi hani böyle ne bileyim sedan otomobilleri de kapsayan insanları çok fazla tercih edeceği bir model olur mu olmaz mı biraz tartışılır. Bir de dediğimiz gibi hep eleştirdiğimiz noktada buydu aslında. İstanbul gibi şehirlerde park sorunu büyük sıkıntı olabiliyor çünkü yani 5 metreyi aşkın bir boyu var. Evet. Hani AVM'de bile park etmek çok zor olabiliyor. Paralel bir şekilde ya da işte geri geri dik bir şekilde park etmek çok zor olabiliyor. Ama onun haricinde dedik yani alıp böyle köyüne, yaylana, memleketine gideceksin 10 numara bir araç yani. Olmuş. Evet ben özellikle kabin içi konforunu ve sunduğu teknolojileri beğendim. Birçok pick-up'ta evet. Bulunmayan işte çarpışma önleyici. Kabin içi zaten pick-up gibi değil ki. Değil. Evet. Otomobil gibi otomobil olmuş. Yani. Aynen. Birçok pick-up'ta da bulunmayan mesela bu çarpışma önleyici ki yayaları da görebiliyor. Sistemin olması gayet de başarılı olmuş. Söylediği gibi Osman'ın da 400 bin civarında bir fiyatı var. Wildtrak paketi bu. Ford Ranger'ın farklı modelleri de var. Daha doğrusu paket seçenekleri de var ama Wildtrak özel olarak üretilmiş bir paket. Ve içinde yok yok tabiri caizse. Biz test ettik, beğendik. Ama Osman da söylediği gibi birazcık özel bir kesime, özel ihtiyaçlara hitap ediyor. Bunun dışında o küçük uyarılarımızı da dikkate almanızı rica ediyoruz. Ford Ranger Wildtrak ile ilgili merak ettikleriniz olabilir. Bizim anlatmayı unuttuğumuz özellikler olabilir. Bu videonun altında bizlerle paylaşmaktan çekinmeyin arkadaşlar. YouTube kanalımıza abone olmayı ve bizleri aynı zamanda Instagram, Twitter, Facebook gibi sosyal ağda takip etmeyi unutmayın. Farklı bir otomobil incelemesinde görüşmek üzere. Hoşçakalın diyorum. Hoşçakalın.